Bakalım içeride. Alvarez var. Çok güzel. At. Oho oğlum. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Enes Kumal. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Dünya Kupası'nın en iyi 11 ile maç yapıyoruz. Yabancı spor gazetelerinden Anzerfoot'a göre dünyanın en iyi 11'i açıklandı. Ve ben de bunu görür görmez kadroyu kurmak istedim. Hem fikir misiniz değil misiniz size de sormak istedim. Böyle bir kadroyla çıkarmış dünyanın en iyi 11'ini. Kimler var kadroda? Mbappe, Alvarez, Messi, Griezmann, Enzo Fernandez var. Amrabat var. Hernandez, Guardiola, Otamendi, Hakimi ve Emiliano Martinez var hocam. Şöyle baktığında ilk 11 gerçekten can alıcı duruyor. Çoğu çok güzel, mükemmel işler yaptı diyebiliriz. Ama benim de birazcık soru işaretlerim var. Yani şöyle söyleyeyim, tamam bak, Enzo Fernandez en yetenekli genç oyuncu da seçildi. Mesela bu turnuvada sadece bir gol bir asist yaptı. Oyun içinde iyi miydi? İyiydi. Enzo Fernandez mi? Depol mu? Benim tercihim Depol diyebilirim. Onun üzerine arkadaşlar kimler alınabilirdi bu kadroya? Kesinlikle ben mod için, hani 37 yaşındaki mod için koyulması taraftarıyım. Hele de sadece final maçını baz alırsak ki Di Maria'nın futbolda bizi heyecanlandırmıştı. Yani ilk 60 dakikada efsaneye yarattı ve Arjantin sadece sol kanatta oynadı. Di Maria üzerinden oynadı. Harika işler çıkardı. Kimler alınabilirdi? Siz yorumlara yazın. Yedeklere de ben kendim hoşuma giden, Dünya Kupası'nda hoşuma giden oyuncuları koydum arkadaşlar. Kimleri koydum? Di Maria'yı koydum dediğim gibi final maçı ve Modric'i koydum. 37 yaşında bir Modric hala babalar gibi oynuyor. Ben McAllister'ı çok sevdim arkadaşlar. Arjantin'i izlemekten zevk aldım oyunculardan biri. Onu koydum. Foden'ın turnuvanın başında hemen hemen ortalarında elenmiş olsalar da futboluna bayıldım. Zaten City'de de bayılıyorum. Beğenmesek de sevmesek de Bruno Fernandes gerçeğini, Portekiz'i gidebildiği yere kadar götürdüğü gerçeğini de asla unutamayız. Saka keza gerçekten dünya futbolunun yeni kazandığı isimlerden. Richarlison'un da o golün payı büyük. Hakan Çalhanoğlu gibi bir gol yüzüne koymuş olabilir miyim? Olabilirim ama Richarlison'u ben genel olarak çok seviyorum. Siz kimleri koyardınız? Sizce dünyanın en iyi? Videoyu beğenin, kanala da abone olun, yorum yazarken bildirimleri açın. Arkanıza yaslanın. 2022 Dünya Kupası en iyi 11 ile maç geliyor. Oynat bakalım. Anladık. Tamam Taner, hoş geldin. Taner siz hoş geldin. Hocam kimse aşağı bakmıyor. Yemin ederim abdestliyiz bugün. Mesele değil, yedeklerden de kimse aşağı bakmayacak. İzle. Üzdüler ama Oğuz. Ayda. 5-4-1 ananın nikahı. Crespo ne alaka kardeşim o kadroda? Oğlum. Ana. Oğlum çok kalabalık ya bunların defa. Elyamik geçerim. Elyamik de Pavartnor'dan geçebilirim aslında. Hocam olur mu olur ya. Tchouameni'ye Tchouameni demiş spikerin biri. Paso'da Tchouameni dedi birkaç maç. Ondan sonra ilk defa Dünya Kupası'nda duyanlar yazmış. Tchouameni de artık, Tchouameni de. Tamam lan Tchouameni lan. Tamam lan Tchouameni bundan sonra. Allahsızlar. Şimdi hocam. Start'ım tıkla tıklım dolu oğlum. Dünyanın en iyi 11'ini soktuk buraya. Yılport Samsun mu? Aga be. Selam olsun sana. Anladın sen. Anladın. Anladın. Bana 3 ayda bir tora fındık getiriyordu. Eski bir yengeniz vardı arkadaşlar. Hocam. O da evlendi herhalde. Griezmann, ben bu dertten gol atarım abi. Atamadık. Hocam Mbappe, Otamendi, Tchouameni. Gördün mü Tchouameni dedim. Ya Enzo yakışmıyor. Amrabat, Crespo, hocam sakin ol Crespo'cum, hocam Hakimi gördü Messi'yi, oğlum çok kalabalık bunun defansı. Griezmann, Amrabat, hocam Griezmann'ı gördü, Griezmann giriyor içinde, içinde değil lan içeride, Alvarez vurdu, Mbappe vurdu gol, kasa kasa attı, Taner Sins'e karşı, neler yapıyorsun. Hocam Amrabat'ı geri çektik. Hocam Crespo, Otamendi, Amrabat geldi aldı. Amrabat hop geçti. Fernandez hop bıraktı. Olmadı bir şey yok. Hocam Guardiola aldın Hernandez. Şimdi yukarı oynadık. Hocam Fernandez Amrabat'ı gördü. Amrabat'tan Alvarez'e Griezo. Yanında Crespo var. Crespo şu an gerçekten tek çeldirici oyuncu diyebilir miyiz hocam sahadaki? Olabilir. Hocam Emiliano Martinez. Çıkardım işte, niye yiyorsun ki?
Niye yiyorsun ki? Ahlaksız. Ben nasıl yiyorum ya? Ben bunu nasıl yiyorum? Batar! Grizu Fernandez'i gördü. Abi şu Fernandez gıcık oluyormuş çocuğa ya. Sevmiyorum ben bu çocuğu. Hiçbir şeyi de hak etmiyor bu arada. Oho oğlum. Dayımın yaptığı tek bir şey var. Ağzını burnunu kırar ama. Mbappe'ye atıyor. 9 kişiye defans yapıyor. Döverim lan seni. İkinci yer bu. Ben Fernandez'i çıkaracağım bu arada. Haberiniz olsun. Benim için dünyanın en genç oyuncusu değil arkadaşlar. Yasin Öztekin daha iyi bu arada. Teşekkür ederim. Abi genç Yasin o zamanlar. İyi. Ronaldo ile kıyasladığı zamanlar. Kıyaslandığı demedim bak. Kıyasladığı. Kendini Ronaldo ile kıyaslıyorum. Bakalım o mu ben mi? Ben elimden gelen en iyisini yapacağım belki de. Hocam Hakimi bıraktık. Kasma. Messi kasma. Oyun. Taner. Oo Messi güzel pas. Alsana oğlum. La bakın lan gevşek. Al. Lan oyun bozuldu. Al ha. Hakimi. Otomendi'den Amrabat'a. Amrabat'tan. Hocam Fernandez. Fernandez'den Julian Alvarez'e. Alvarez Mbappe. Mbappe. Theo Hernandez. Mbappe. Hernandez bir daha. Ulan. Lan yeter ha. Adam sadece Mbappe'yi koşturuyor. Gıcık herif. Tamam no problem. Hocam Fernandez bıraktı Alvarez'e. Alvarez. Oğlum oyun çok ağırlaştı kanka. Oyun çok kötü ağırlaştı. Çok çirkinleşti kanka, ne yaptın sen Taner? Gel baktığınızda ortada ben çok daha fazla üstün oynamışım. Paslar maslar görüyorsunuz. Top bizde ama skor 1-1. Attığı tek gol var Mbappe ile. İleri doğru gitti. Ben şu takımda bir değişiklik yapacağım. Benim reisim gelsin abi. Haydi bakalım. Ben Modrić ile geldim. Modrić ile giderim kardeşim. Taşlı Instagram'da engellediğim tek futbolcu Modrić bu arada. Yani bilenler biliyor iddia mevzusundan. Instagram'larımızı kanala takip edin. Orada da çok manyak şeyler paylaşıyorum. Bir ifşamı paylaşmadım. O da belki Instagram'a gelir. Yani buraya atmam. Instagram'a atarım. Ya şöyle bir şey olsa direkt buraya atarım. Çünkü Instagram'da para kazanmıyoruz. Burada para kazanıyoruz. Hem rezil olacaksın hem para kazanacaksın. Ne güzel. Orada beleşe rezil olacaksın. Gerçi rezil olmazsa insan över lan. Of helal falan. Ne diyorum oğlum ben? Neyi hesaplıyorum ya? Baba Luka Modrić girdi. Herkes şey yapsın. Pantolonları yüklesin pardon, ceketleri. Hocam Otamendi. Grizu'yu gördü. Grizu Amrabat. Amrabat'tan Modric'e. Modric'ten Mbappe'ye. Mbappe. Pavart'ı geçti hocam. Öyle ya da böyle derme çatma geçti. Mbappe vurdu. Chouameni. Bak Chouameni. O yorum yazan çocuk. Bak Chouameni. Oldu mu? Rahatladın mı? Tamam. Rahatlamayınca sen Akkasi Dura açıyor. Akkasi Dura izleyerek atarsın tamam mı? Bak derme. Saçma sapan bir şeyle gelip gol atarsan çok üzülürüm Taner. Modrić kanka zıplasaydın zahmet olmazsa. Yani ayıp olacak sana da ama. Ya yedim gole bak Allah aşkına. Sabahtan beri tek başıma atak yapıyorum ya. Çıldırtmayın oğlum beni ya. Sabahtan beri tek başıma atak yapıyorum. Kasıyor ediyor, paslar doğru düzgün gitmiyor. Ulan Alvarez. Otamendi. Adam tek sadece Mbappe ile atak yapıyor ya. Hocam Modrić. Hocam Mbappe. Alvarez. Haydi Mbappe. Abi baksana şu defansın kalabalığına. Alvarez senin ben kafana. Allah'ım. Lan bu futbol değil ya. 10 kişi defans hattı altını vuramazsın. Çıldırdım gel lan buraya. Bak. Bak Mbappe ara pası, Mbappe yalnız kalacak. Bu sefer Mbappe kaçmadı. Adam da yoruldu aynı şeyi yapmaktan. Şu hale bak ya. Hocam Modrić. Mbappe. Modrić. Hocam Mbappe. Mbappe gel. Allah cezanı vermeye. Çok güzel. At bunu at. Lan dünyanın en iyi paslaşmasını yaptım ya orada. İnternet ayrı dert. Çocuğun çirkin futbolu ayrı dert. Çıldırdım lan. Baba oyuncu değişikliği. Şimdi.
Bu geldi. Gerçi son dakikada ne yapabilirsek. Şu da şuraya aldık. Bunu buraya aldık. Şunu şuraya aldık. Şunu şuraya aldık. Başka bunu da... Ha, 4 tane mi yaptık? Tamam. İnşallah zaman oynamaz. Zaten zaman çok az. 1 dakika değişiklik hakkı falan verir. Evet. Adamın taktiği bitiyor. O arada attı top gitmezse. Aaa! Çıldıracağım lan. Böyle bir şey mi var ya? Allah ya Rabbi ya Resulallah ya. Baba 25 başarılı pas nedir lan? 25 pas atmış sadece. 10 tane defans almış. Hilt oldum. Dellendim. Çok sinirlendim şu an. Bitti. Ben size Zagit'im abone olmayı, bildiğinde açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.